Kongucu 10. Sınıf kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Tarih 10. Sınıf dersinin ikinci ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti konusunu işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce 10. Sınıf Ekim programına baktığımızda anlattığım bu dersi 10 Ekim Pazartesi günü izleyebilirsiniz. Yine biliyorsunuz birinci dönem birinci yazılı kampı başladı arkadaşlar. Bu kampı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açalım ve aynı şekilde paylaşılan videoları beğenip Ödüllü sorulara da yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi hazırsanız derse başlayalım. Bugünkü dersimizin konularına baktığımızda kuruluş dönemi gelişmeleri hakkında konuşacağız. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili önemli tarihçilerimizin görüşlerine, Osmanlı-Bizans ilişkilerine, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da yapmış olduğu fetih hareketlerine Anadolu'da Türk siyasal birliğini sağlama yönelik atılan adımlara ve aynı şekilde Türk devletlerinin liderlik mücadelesi olan 1402 Ankara Savaşı'na değinip ikinci ünitemizi sona erdireceğiz. Dersimizin kullanım alanları ve faydalarına baktığımızda Osmanlı kuruluş dönemi hakkında bilgi sahibi olacağız ve Osmanlı Devleti'nin izlemiş olduğu fetih siyasetini ele geçirdiği topraklarda nasıl kalıcı hale geldi bu sorun cevabını öğreneceğiz ve aynı şekilde bilimsel bilginin değişebilir olduğunu Halil İnalcı'nın yapmış olduğu araştırmalarda size sunacağım arkadaşlar. Anlattığım dersi dinledikten sonra arkadaşlar konuları pekiştirmek istiyorsanız eğer sıfırdan ona tarih kitabından ödevinizi veriyorum. 36. ile 54. sayfalar arası sizin ödeviniz olacak. O sıfırdan ona tarih kitabımıza baktığımızda ikinci ünite hakkında şöyle kısa bir özetin olduğunu görüyoruz. Yan tarafta yine sorularımız var. Burada çözemediğiniz soruları yukarıdaki kare kodu okutarak sorun cevabına ulaşabilirsiniz. 0'dan 10'a 36 ile 54. sayfalar arası. Dinamo test kitabına baktığımızda ise sayfa 45'ten 59'a kadar sorumlusunuz arkadaşlar. Dinamo soru bankasına baktığımızda özellikle burada yorum sorularının olduğunu görüyoruz. Yine haritalarla görsellerle desteklenen soruların olduğunu görüyoruz. Bilgiye dayalı sorularımız da var. Hatta bazı e, testlerimizin sonunda doğru yanlış soruları ve boşluk doldurma sorularımız da yine mevcut. Şimdiden herkese kolay gelsin. Ödevleri yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Dersimize geçelim. Dersimize geçtiğimizde ilk olarak kronolojik bir sıralama görüyoruz. 1302 yılından başlayacağız. 1448 yılına kadar süreci devam ettireceğiz. Bu süreç içerisinde Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu fetih hareketlerine beyliklerle siyasi ilişkilerine ve aynı şekilde hem Osmanlı Devleti'nin Bizans İmparatorluğu ile hem de Balkan Devletleri ile olan ilişkilerine değinip konuyu sona erdireceğiz. İkinci beylikler dönemi haritasına baktığımızda burada gözümüze çarpan beyliklere bir bakalım. Osmanoğullarını görüyoruz, Germiyanoğulları ve Karamanoğullarını görüyoruz. Karamanoğulları Osmanlı kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylik olacak arkadaşlar. Bunun sebebi şu, kendileri Konya ve civarında kurulduğu için kendilerini Türkiye Selçuk Devleti'nin varisi olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu bölgede Osmanoğullarının yükselişinden rahatsız olacaklar ve sürekli Osman Devleti'nin düşmanlarıyla ittifak kurarak Osman Devleti'nin yıkılmasını isteyecekler. Yine burada Candaroğullarını görüyoruz, Saruhanoğulları, Karesoğulları ve Osman Devleti'nin Bizans İmparatoru'yla sınır komşusu olduğunu Görelim arkadaşlar. Birazdan bu konuya da değineceğim. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu ve çevresindeki siyasi yapılara baktığımızda kısacası Osmanlı Devleti ile çağdaş olan devletlere bakacağız. Türkiye Selçuk Devleti'ni görüyoruz. Biliyoruz ki 1308 yılında yıkıldı bu devlet. Yine Bizans İmparatorluğu'nu bu noktada İlhanlı Devleti'ni, Memlük Devleti'ni, Halife bu devlette bulunduğu için İslam dünyasında çok saygın bir devlet arkadaşlar. Kuzeyde ise Altın Orda Devleti'ni görüyoruz. Balkanlara baktığımızda şu bölgede Sırpları, Bulgarları ve Macarları görüyoruz arkadaşlar. Biraz daha batıya gittiğimizde özellikle İtalya'da şehir devletlerinin bulunduğunu, Napoli Krallığı gibi, Papalık gibi, Venedik ve Cenevizleri görüyoruz. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, İngiltere ve Fransa yine Osmanlı Devleti'ni bu dönemde bir siyasi ilişkiler kurduğu devletler arasında. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinin nedenlerine baktığımızda hemen haritada Osmanlı Beyliği'nin Bizans İmparatorluğu ile sınır komşusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin batı yönünde izlemiş olduğu fetih siyaseti ve bulunduğu coğrafi konum kendisine fayda sağlayacak. Anadolu'da ve Balkanlar'da siyasi birliğin olmaması Osmanlı Devleti'nin batı yönünde ilerlemesini kolaylaştıracak. Burada Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Bizans İmparatorluğu ile çok fazla siyasi ilişkiler yaşadığını görüyoruz. Normalde ben size isim vermesem, Bizans demesem, Osmanlı Beyliği demesem bir imparatorluk ile bir beylik karşı karşıya geldiğinde hangisi savaşı kazanır dediğimde genel olarak alacağım cevap e, imparatorluk olur arkadaşlar. Ama buraya baktığımızda bu dönemde Bizans İmparatorluğu'nun gerileme döneminde olduğunu görüyoruz. E, haliyle Osmanlı Beyliği de kuruluş ve yükselme döneminde. Dolayısıyla yapılan savaşlarda Oğulları'nın üstünlüğünü görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin bu bölgede izlemiş olduğu gaza ve cihat anlayışı diğer Anadolu beyliklerinin Osmanlı Beyliği'ne yardım etmesinin önünü açacak arkadaşlar. Bunun sebebi ise şu arkadaşlar diğer Anadolu beyliklerine baktığımızda biliyorsunuz ki İslam beylikleri e, haliyle gaza ve cihadı yerine getiren beyliği destekleyecekler. Yine Osmanlı Devleti kuruluş döneminde yapmış olduğu fetihleri daha kalıcı hale getirmek için iskan ve istimalet politikalarını uygulayacak. Kuruluş dönemi padişahlarının özelliklerine baktığımızda ileri görüşlü olduklarını, cesaretli olduklarını görüyoruz ve aynı zamanda kararlı olduklarını görüyoruz. Yüzyıl savaşları da Osmanlı Devleti'nin ilerlemesini kolaylaştıracak arkadaşlar. Yüzyıl savaşlarına baktığımızda e, İngiltere ve Fransa'nın mücadele ettiğini ve dolayısıyla Osmanlı Devletinin batı yönündeki ilerleyişini kolaylaştırdığını görüyoruz. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ile ilgili önemli tarihçilerimizin görüşlerine baktığımızda ise Paul Vitek Osmanlı'nın kısa sürede büyümesini izlemiş olduğu Gaza anlayışına bağlıyor arkadaşlar. Fuat Köprülü'ye baktığımızda ise yine aynı şekilde Gaza anlayışını ...yetenekli padişahların ve Osmanlı Devleti'nin bulunmuş olduğu konumunun, işte o jeo, jeopolitik konumunun etkili olduğunu savunacak. Halil İnalcı'ya baktığımızda ise Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinin gaza anlayışıyla birlikte... ...o bölgede bulunan Müslüman nüfusunun da bu noktada etkili olduğunu yine bize belirtecek. Kuruluş dönemi Osmanlı padişahlarına baktığımızda... Hemen Osman Bey'i görüyoruz. Orhan Bey var. Birinci Murat, birinci Bayezid, birinci Mehmet ve ikinci Murat'ı görüyoruz. Arkadaşlar ikinci Mehmet'i yani Fatih Sultan Mehmet'i kuruluş dönemi padişahları arasında değerlendirmiyoruz. Kendisi daha fazla yükselme döneminde yer aldığı için, yükselme dönemin başlattığı için yükselme dönemi padişahı o yüzden kuruluş dönemi içerisinde yer almıyor. Kuruluş dönemi padişahlarımız bunlar arkadaşlar. İlk olarak Osman Bey'den başlayalım. Osman Bey 1281 yılında tahta çıkacak, 1326 yılına kadar faaliyet gösterecek. Kendisi devletin kurucusu, aynı zamanda isim babası. Osman Bey beyliğin ilk dönemlerinde gönüllü birlikleriyle birlikte özellikle bu noktada yani Karacahisar'ı, Yarhisarı, Yunhisarı ve Yenişehir'i al alarak sınırlarını genişletecek. Aynı şekilde Osman Bey'in Gözünü Bursa'ya diktiğini biliyoruz ve özellikle burada Bursa ve çevresini yani Bilecik, Mudurnu, İnegöl'ün fethini de tamamladığını söyleyebiliriz. Osman Bey'in gücüne güç katan bir durum var. Burada ahilerin desteğini alacak. Ahilerin desteğini şu şekilde alıyor arkadaşlar Osman Bey. Ahilerin önemli bir şeyhi olan Şeyh Edebali'nin kızı olan Bala Hatun'la evlenecek ve Ankara bölgesinde faaliyet gösteren ahilerin de desteğini almış olacak. Sınırlar genişledikten sonra Osmanlı Devleti'nde ilk kadı atamasının yapıldığını görüyoruz. İlk kadımızın adı Dursun Fakih arkadaşlar. İlk örfi vergi olan pazar vergisi ya da bir diğer adıyla baş vergisi yine Osman Bey döneminde alınacak. Osmanlı Devleti'nde saltanat alametleri içerisinde yer alan para bastırma olayı da Osman Bey döneminde gerçekleştiriliyor. Bastırılan ilk paraya baktığımızda bakır bir paranın bastırıldığını görüyoruz. Osman Bey dönemini şöyle özetleyebiliriz. Aşiretten beyliğe geçilen dönem arkadaşlar. Yine Osmanlı Devleti Oğuzların Kayı boyundan geliyor arkadaşlar. Kayı'nın simgesine de baktığımızda şu simgeyi görüyoruz. Osman Bey döneminin en önemli gelişmesi olan 1302 yılında yapılan Koyunhisar Savaşı'na bakalım arkadaşlar. Bu bahsettiğim Koyunhisar Savaşı Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılacak. Yapılan savaşı Osmanlı Beyliği kazanacak arkadaşlar. Bu savaşın en önemli özelliği şu. Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş ve aynı zamanda aldığımız ilk büyük galibiyet. Aldığımız ilk büyük galibiyet olması sebebiyle Halil İnalcık Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihini 1302 yılı olarak belirlemiştir arkadaşlar. Orhan Bey dönemine geçtiğimizde savaşlar ve fetihler Başlığına bakalım. Babasının da vasiyeti olan Bursa'yı alarak ne yapacak arkadaşlar? Başkent ilan edecek. 1329 yılında Palekano Savaşı'yla ya da bir diğer adıyla Maltepe Savaşı'yla birlikte Bizans'ı tekrardan yenilgiye uğratacağız. Yine 1331 yılında İznik, 1337 yılında İzmit fethedilecek arkadaşlar. Hemen haritaya baktığımızda İstanbul'un Anadolu yakasının Tamamen Osmanlı Devleti'nin eline geçtiğini görüyoruz. Bir Anadolu Beyliği olan Karesoğulları Beyliği ise Orhan Bey döneminde Osmanlı Devlet Sınırlarına dahil olacak. Karesoğulları Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir aynı zamanda arkadaşlar. Bu bilgi önemli bunu unutmayalım. Bu dönemde Orhan Bey'in Bizans İmparatoru Kantakuzen'e yardım ettiğini ve bu yardımları doğrultusunda da Çinpe Kalesi'ni aldığını biliyoruz. Bu kaleyi biz aldıktan sonra ilk defa Rumeli'ye geçiş yapmış olacağız ve bu da ileriki dönemde yapılan fetih hareketlerini etkileyecek arkadaşlar. Orhan Bey dönemindeki içteki gelişmelere baktığımızda divan teşkilatının kurulduğunu görüyoruz. E haliyle devlet sınırları genişledikçe e, devletin problemleri, sorunları ve alacağı kararlar artıyor. Padişah da kendisine yardımcı olacak bir divan teşkilatı kuracak. Yine bu divan teşkilatında vezirlik makamının oluşturulduğunu görüyoruz. Osmanlı tarihindeki ilk vezirimiz ise Alaaddin Paşa arkadaşlar. Yine bu dönemde ilk düzenli ordu kurulacak. İlk düzenli orduya baktığımızda yaya ve müsellem dediğimiz bir ordu kuruluyor. Müsellem altta asker demek arkadaşlar. Yanda bir görselini görüyoruz. Bu dönemde ilk tersane kurulacak. Hatırlayalım Karesioğulları Beyliği ele geçirildikten sonra Karamüser'de ilk tersanemizi açacağız ve Osmanlı Devleti'nin ilk donanma komutanı olan e, Karamüser Alp de yine Orhan Bey döneminde e, ortaya çıkacak arkadaşlar. İlk medresede aynı şekilde Orhan Bey döneminde açılıyor. İznik'te medresemizin adı ise Orhaniye Medresesi. İlk gümüş para bu dönemde bastırılacak. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki artık Orhan Bey döneminde devlet ekonomik anlamda güçlü bir noktaya ulaşmış durumda. Zaten Orhan Bey dönemini özetlediğimizde şöyle diyoruz. Bu dönem beylikten devlete geçilen dönemdir arkadaşlar. Yine bu da önemli bir bilgimiz. Orhan Bey döneminde sınırlar genişledikçe iskan politikasının uygulandığını yine görüyoruz. Sancak sistemi ilk defa Orhan Bey döneminde ortaya çıkacak. Sancak sisteminden sonra tahta geçen ilk hükümdarımız ise 1. Murat olacak arkadaşlar. Evet sancak sisteminde eğitim alan 1. Murat 1362 yılında tahta geçecek. 1389 yılına kadar tahta kalacak. 1. Murat dönemini 3 başlık altında inceleyeceğiz. İlk olarak Anadolu'daki fetihlerine sonra Balkan'daki fetihlerine ve aynı şekilde içteki gelişmelere bakıp 1. Murat dönemini bitireceğiz. Anadolu'daki fetih hareketlerine baktığımızda Hamitoğulları'nı Hamitoğulları bu bölgede 80 bin akçe karşılığında Hamit onlarını para ile satın alacağız arkadaşlar. Germiyan oğullarını ise çeyiz yoluyla Osmanlı devlet sınırlarına dahil edeceğiz. Bu noktayı da ele geçireceğiz. Hatırlayın size Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'nin başına bela olacağını söylemiştim. İlk ilişkilerin ise 1. Murat döneminde başladığını görüyoruz. Çünkü artık Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları sınır komşusu arkadaşlar. Bu dönemde Ankara'yı da yine ele geçireceğiz. Birinci Murat dönemindeki Balkanlardaki fetih hareketlerine baktığımızda 5 tane savaş görüyoruz arkadaşlar. İlk savaşımıza baktığımızda 1363 yılındaki Sazlıdere Savaşı'nı görüyoruz. Bu savaşın bir diğer adı da arkadaşlar birinci Çirmen Savaşı'dır. Yine bunu da bilelim. Yapılan savaşta Sırplar ve Bulgarlar yenilgiye uğratılacak önemlidir. İleride başkent olacak Edirne bu savaştan sonra ele geçirilecek. İkinci savaşımıza baktığımızda 1364 yılındaki Sırp Sındığı Savaşı'nı görüyoruz. Bu savaşın şöyle bir özelliği var. İlk defa Osmanlı ordusu ile Haçlı Birliği karşı karşıya gelecek ve yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazanacak. Bu savaşın ardından Edirne başkent ilan edilecek. Osmanlı Devleti'nin sürekli batıya doğru başkent belirlemesi onun izlemiş olduğu fetih siyasetinden kaynaklıdır arkadaşlar. Yine bu da önemli bir bilgi. Bir diğer savaşımıza baktığımızda 1371 yılında 2. Çirmen Savaşı'nı görüyoruz. Burada Balkan devletleri tekrardan yenilgiye uğratılacak. Bu sefer de Sırplar vergiye bağlanacak arkadaşlar. Bir devlet başka bir devletten vergi alıyorsa onun üzerinde artık siyasi olarak bir üstünlük sağlamıştır demektir bu. 1388 yılındaki Ploşnik Savaşı'na baktığımızda Osmanlı Devleti ilk defa arkadaşlar Balkanlar'da yenilecek. Bu savaşı kaybediyoruz. 1389 yılında yapılan Birinci Kosova Savaşı'na baktığımızda burada Haçlılar'a karşı mücadele edeceğiz. Savaşı kazanacağız. Bu savaşın şöyle bir özelliği var. Birinci Murat savaş bittikten sonra savaş meydanında gezerken biri tarafından öldürülecek ve ilk defa bir Osmanlı padişahı savaş meydanında şehit olmuş olacak arkadaşlar. Birinci Murat dönemindeki içteki gelişmelere baktığımızda Yeniçeri Ocağı'nın kurulduğunu görüyoruz. Yeniçeri Ocağı kurulduktan sonra özellikle kuruluş yükselme döneminde birçok yapılan fethi hareketinde önemli rol oynadığını yine biliyoruz. Yeniçeri Ocağı'na alımlar pençik ve devşirme sistemi dediğimiz sistemle yapılıyor arkadaşlar. Birinci Murat'ın şöyle bir özelliği var. Kendisi aynı zamanda Balkanların Fatihi olarak biliniyor. Balkanlarda daha kalıcı hale gelmek için Orhan Bey döneminde ortaya çıkmış ancak bu dönem daha yoğun bir şekilde kullanılan iskan siyasetini yine Birinci Murat kullanacak. Birinci Murat'ın veraset sistemini değiştirdiğini söyleyebiliriz. Kendisi tahta geçerken kardeşleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla veraset anlayışını Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışından ülke hükümdar ve oğullarının malıdır anlayışına getirecek arkadaşlar. Ve böylelikle az da olsa taht kavgalarının yelpazesini biraz daha daraltacak. Yine Rumeli Beylerbeyliği'nin bu dönemde kurulduğunu görüyoruz. Bunun amacı da ülke yönetimini kolaylaştırmak. Aynı şekilde ülke yönetimini kolaylaştırmak için yine vezirlerin sayısının arttırıldığını görüyoruz. Maliye Bakan Defterdarlık Makamı'nın oluşturulduğunu görüyoruz. Aynı şekilde de Kaza Askerlik Makamları oluşturulacak ve ülke yönetimi daha kolay bir hale gelecek. 1. Murad'ın ölümünden sonra tahta 1. Beyazıt'ın geçtiğini görüyoruz. 1389 yılından 1402 yılına kadar faaliyet gösterecek 1. Beyazıt. Ben 1. Beyazıt dediğimde aklınıza arkadaşlar Anadolu gelecek. Bunun da sebebi kendisi Anadolu'da büyük ölçüde siyasi birliği sağlayan ilk padişah olacak. Sınırlarımıza da baktığımızda özellikle Anadolu'nun fethinin neredeyse tamamen e, tamamlandığını görürüz. İstanbul ilk kez 1. Beyaz döneminde kuşatılacak ancak alınamayacak arkadaşlar sadece bir kere kuşatmayacak 1. Beyaz 4 defa kuşatacak bu dördünde de çeşitli sebeplerden kaynaklı örneğin Bizanslar Haçlardan yardım isteyecek. Ve bu doğrultuda hemen burada da yer alan Nibolu savaşı yapılacak. Evet 1396 yılına gelindiğinde Haçlı Birliği'nin Bizans'a yardım getirdiğini ve Nibolu savaşının yapıldığını görüyoruz. Bu savaşı 1. Bayezid kazanacak ve halife tarafından bir ünvan alacak. Aldığı ünvana baktığımızda bu bilgi önemli unutmayalım. Sultanı İklimi Rum ünvanını aldığını görüyoruz yani Rum diyarının sultanı ünvanını halife tarafından alacak. Ve İslam dünyasında saygınlığı artacak. Birinci Beyaz dönemindeki önemli gelişmelerden bir diğeri 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı. Arkadaşlar bu savaş Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında yapılıyor. Yapılan bu savaşın nedenlerine baktığımızda iki hükümdar arasındaki Türk Cihan hakimiyeti anlayışı. Yine Timur'un Doğu seferine yani Çin üzerine sefere gitmeden önce arkasında güçlü bir devletin olmasını istememesi. Anadolu beyliklerinin Timur'u kışkırtması. Anadolu beylikleri Timur'u şu sebepten kışkırtacak. Bu bölgede tekrardan bağımsızlıklarını kazanmak isteyecekler. Ve bazı Anadolu beyliklerinin beylerinin daha doğrusu Timur'a sığındığını biliyoruz. Yine Timur'un Anadolu'da izlemiş olduğu imha politikası, ve iki hükümdar arasındaki hakaretvari mektuplaşmalar bu savaşın nedenlerini oluşturacak. İki ordu 1402 yılında Ankara'nın Çubuk Ovası'na karşı karşıya gelecek. Özellikle bu savaşa Timur'un fillerle geldiğini görüyoruz. İlk defa fil gören Osmanlı askerleri şaşkına vuracak ve özellikle bu fillerin savaş meydanına getirilmesi savaşın seyrini değiştirecek. Ve Osmanlı Devleti yapılan savaşı kaybedecek arkadaşlar. Bu savaş kaybedildikten sonra Anadolu'da siyasi birliğin bozulduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ise Timur 1. Beyazıt'ı ve e, Şehzade Mustafa'yı esir alacak arkadaşlar. Ve Anadolu'da hükümdarsız geçen 11 yıllık bir süreç yaşanacak. 1402 yılından 1413 yılına kadar Anadolu'da hükümdar olmayacak şehzadeler arasında bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. Yine hatırlarsanız birinci beyaz 4 defa İstanbul'u kuşatmıştı. Tam almak üzereyken Timur'un işte Osmanlı Devleti'ne saldırması bu İstanbul'un fethini geciktirecek arkadaşlar. Timur Anadolu'yu yağmalamaya başlayacak ve Anadolu'da Moğol baskısı daha da artacak arkadaşlar. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'un esir düşmesiyle birlikte Anadolu'da fetret devri başlamıştı. 11 yıllık süreye baktığımızda Osmanlı şehzadeleri arasında yani İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi arasında taht mücadelesi gerçekleşecek. Bu şehzadeler kendi aralarında bir takım mücadelelere girişecek ve birinci Mehmet diye adlandırdığımız Osmanlı padişahı ne yapacak? Kardeşlerini yenilgiye uğratacak ve tekrardan Anadolu'da otoriteyi sağlayıp Osmanlı'nın tahtına oturacak arkadaşlar. Ve 1413 yılına gelindiğinde Fetret devri tamamen sona ermiş olacak. Birinci Mehmet 1413 yılından 1421 yılına kadar tahta kalıyor arkadaşlar. Birinci Mehmet dönemi kardeşleriyle girdiği tat mücadelesini kazanmıştı hatırlayalım. Ve dolayısıyla devletin ikinci kurucusu olacak. Bu bilgiyi unutmayalım. Anadolu'da Türk siyasal birliğini tekrardan kurmaya çalışacak. Bu dönemde 1. Mehmet döneminde Venediklerle Lapseki Savaşı dediğimiz bir savaş var. Bu bir deniz savaşı. Osmanlı kuruluş döneminde olduğu için donanması hala güçlü bir noktada değil. Dolayısıyla yapılan ilk deniz savaşını Osmanlı Devleti Venediklere kaybetmiş olacak arkadaşlar. Bizans'a sığınan Mustafa Çelebi hatırlayın 1. Bels ile birlikte Mustafa Çelebi Timur'a esir düşmüştü. Timur'un ölümünden sonra Mustafa Çelebi serbest kalacak ve gelip Bizans'a sığınacak. Bizans'a sığındıktan sonra Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışan Bizans bunu fırsata çevirecek ve Osmanlı Devleti'ne karşı Mustafa Çelebi isyanı başlatacak. Ancak dediğim gibi bu isyanı 1. Mehmet bastırmayı başaracak arkadaşlar. 1420 yılına gelindiğinde Anadolu'da Şeyh Bedrettin isyanının çıktığını görüyoruz. Bu isyanın şöyle bir özelliği var. Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan İlk dini ve sosyal nitelikli isyan arkadaşlar. Şeyh Bedrettin isyanı ilk dini ve sosyal nitelikli isyan olacak. İkinci Murat dönemine geçildiğinde 1421 yılından 1451 yılına kadar faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Aynı şekilde Bizans'a sığınan Şehzade Mustafa ikinci Murat döneminde de isyan edecek ve aynı zamanda amcası olan Düzmece Mustafa isyanını ikinci Murat bastıracak arkadaşlar. Bu dönemde İstanbul kuşatılacak ancak alınamayacak. Anadolu'daki siyasal birliği sağlamaya yönelik atılan adımlar devam edecek. Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Hamitoğulları, Germiyanoğulları Osmanlı sınırlarına dahil edilecek. Bu dönemde Belgrad kuşatılacak ancak alınamayacak arkadaşlar. Buradaki savaşlara geçmek istiyorum. 1443 yılında İzladi-Derbent Savaşı Haçlara karşı yapılacak ve kaybedilecek. Bu savaşın kaybedilmesiyle birlikte Haçlılar tekrardan Osmanlıları Balkanlardan, Anadolu'dan atma ümidine kapılacaklar ve bu savaşın ardından yine Osmanlı Devleti'ne saldırdıklarını birazdan göreceğiz. Bu savaşın ardından Edirne Segedin Antlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Bu antlaşmanın maddelerine baktığımızda şöyle bir madde yer alıyor. 10 yıl savaş yapılmayacak. Ancak güç kaybeden Osmanlı devletini gören Balkan devletleri Haçlı ordusu tabii ki de bu antlaşmanın maddelerini yerine getirmeyecek ve tekrardan Osmanlı devletine saldıracak. Burada şöyle bir durum var: İkinci Murat kendi rızasıyla tahttan çekilecek küçük bir şehzade olan bizim de Fatih Sultan Mehmet diye bildiğimiz e, şehzade Mehmet bir süreliğine tahta geçecek. Ancak Haçlı birliğin toplandığını gören devlet yöneticileri Şehzade Mehmet'e baskı yaparak babasına bir mektup yazdıracak. Mektu, mektupta şunlara yer veriliyor arkadaşlar. Deniliyor ki e, sen Osmanlı padişahı olarak tahta geçmelisin. E, bunu ilk aşamada 2. Murat kabul etmiyor. Sonraki süreçte Şehsa, Şehzade Mehmet şöyle bir e, cevap verecek. Ben padişahsam sana emrediyorum gelip Osmanlı tahtına otur diyor. Ve 2. Murat gelecek tekrardan Osmanlı Devleti'nin başına geçecek. Tahta geçer geçmez 1444 yılında Varna Savaşı, 1448 yılında ise 2. Kosova Savaşı yapılacak ve Osmanlılar tekrardan Haçlara karşı bir galibiyet alacak. Ve burada ortaya şöyle bir sonuç çıkacak. Balkanlardaki Türk egemenliği artık kesin bir hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Ve biz bu savaştan sonra artık Avrupa üzerine saldırı durumuna geçmiş olacağız. Burada ilk Yeniçeri isyanı olan Buçuk Tepe isyanını görüyoruz. Buçuk Tepe isyanının ortaya çıkmasında iki neden var. İlk neden ikinci Murad'ın tahttan inmesini kabul etmiyorlar ve aynı şekilde kendi maaşlarından memnun değil Yeniçeri Ocağı. Bu isyan hareketi şu şekilde bastırılıyor. Yeniçerilerin maaşlarına buçuk oranında bir zam yapılıyor. Dolayısıyla bu isyan ismi de yapılan zam oranından geliyor arkadaşlar. Bu yapılan Yeniçeri isyanı Osmanlı Devleti'nde bir ilk arkadaşlar ilk Yeniçeri isyanının adı Buçuktepe isyanı 2. Murat bu isyanı bastıracak. Evet Osmanlı Devleti'nde Balkanlarda yapılan fetihleri özellikle daha kalıcı hale getirmek için izlenilen iki politikanın olduğunu görüyoruz. İskan ve istimalet politikaları ilk olarak iskan politikasına bakalım hatırlayalım ilk defa Orhan Bey döneminde uygulanıyordu. Ancak birinci Murat döneminde hatırlayalım, daha yoğun bir şekilde e, iskân siyaseti uygulanacaktı. İskan politikasının amaçlarına baktığımızda, özellikle gayrimüslim toprakları Osmanlı Devleti ele geçirdikten sonra bu bölgeleri Türkleştirmek isteyecek ve aynı zamanda İslamlaştırmak isteyecek. Biz bu bölgeleri Türkleştirdikçe, İslamlaştırdıkça ne olacak? Buradaki gayrimüslim halkın isyan etmesini engellemiş olacağız. Yine Osmanlı devlet sınırları içerisinde yaşayan konar göçerlerin yerleşik hayata geçmesi için bu siyaset uygulanacak. Özellikle aralarında problem olan, kan davalı olan aileler birbirlerinden ayrılıp uzaklaştırılacak ve bu bölgelere İskan politikası adı altında gönderilecek arkadaşlar. İstimalet politikasına baktığımızda hoşgörü politikası olduğunu görüyoruz. Bu politika gayrimüslim halka uygulanıyor. Onların kendi dinlerini, dillerini e, konuşmaları noktasında yine vergi konusunda Osmanlı Devleti'nin bir kolaylık sağladığını görüyoruz. Evet bu iki politikanın Osmanlı Devleti'ne kazancı şu olacak. Bu uygulanan iki politika Osmanlı Devleti'nin fetihlerini daha da kolay bir hale getirecek. Aynı zamanda o bölgedeki halkın devlete olan bağlılığını ne yapacak? Daha da güçlü bir hale getirecek. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik. Birkaç soru çözerek konumuzu Pekiştirelim arkadaşlar. Burada ilk sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde ülke yönetim veya askeri alanda yapılan düzenlemelerden biri değildir denmiş bize. Hatırlayalım. Tımar sistemi kuruluş dönemine ait bir uygulamaydı. Yine Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde kuruluyordu. Divan örgütünün kurulması hatırlayalım Orhan Bey dönemiydi. E şıkkına baktığımızda Devşirme yasasının çıkarılması hatırlayalım 1. Murat döneminde uygulanıyordu. Ancak D şıkkına baktığımızda kafes sisteminin oluşturulması Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemiyle alakalı bir durum değil. Osmanlı'nın duraklama dönemiyle alakalı bir uygulama arkadaşlar. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluş döneminde aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz demiş bize. Yukarıda da bir harita vermiş. Ertuğrul Gazi dönemini ve Osman Gazi dönemini bize göstermiş. Rumeli fetihlerini geniş alanlara yaymak. Biliyorsunuz ki Osmanlı kuruluş döneminin böyle bir amacı vardı arkadaşlar. İslamiyeti geniş alana yaymak. İşte gaza ve cihat anlayışını hatırlayalım arkadaşlar. B şıkkı değil. D şıkkına baktığımızda Anadolu'daki siyasi birliği sağlamak yine burada da kuruluş dönemi fetih anlayışımızda Anadolu'da siyasi birliği sağlamak vardı. E şıkkında Bizans'la mücadeleyi sürdürmek en çok neredeyse Bizans'la burada kuruluş döneminde mücadele ediyorduk. C C şıkkına baktığımızda Memlüklerin Orta Doğu Doğu'daki egemenliğine son verme düşüncesi arkadaşlar kuruluş dönemine ait bir bilgi değil. Bu da Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemine ait bir bilgi. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Nibolu Savaşı'nı kazandığı için Sultanı İklimi Rum ünvanını alan böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam dünyasındaki etkinliğini, saygınlığını arttıran... Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Evet burada genellikle kuruluş dönemi padişahlarını görüyoruz. İkinci beyaz yükseliş dönemi padişahı dolayısıyla Burada sorumuzun cevabı olamaz. Sultanı iklimi Rum ünvanını alan Nibolu Savaşı'ndan sonra bir önemli bir başarı elden hükümdarımız A şıkkında bulunan birinci Bayezid olacak. Kendisi aynı zamanda çevikliğinden kaynaklı Yıldırım Bayezid ünvanını da alıyordu arkadaşlar. Evet bugün sizlerle neler işledik? Şöyle bir kısa özet yapalım. İlk olarak Osmanlı kuruluş dönemi padişahlarına yer verdik. Burada Osmanlı Devleti'nin Bizans'a yapmış olduğu savaşlara, Osmanlı Devleti'nin Anadolu belikleriyle kurmuş olduğu ilişkilere değindik. Yine Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili önemli tarihçilerimizin görüşlerine yer verdik. Osmanlı-Bizans ilişkilerine, 1. Murat dönemindeki Osmanlı-Balkan fetihlerine, özellikle 1. Beyaz döneminde Anadolu'da Türk siyasi birini sağlama yönünde atılan adımlara değindik. 1402 Ankara Savaşı'na da değinerek konumuzu bitirdik arkadaşlar. Sırada ödüllü sorumuz var. Bugünkü ödüllü sorumuz İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir? Dediğim gibi 10. sınıf kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Paylaşılan videoları beğenip ödüllü sorularımıza da yorum yazmayı unutmayalım. Tüm yorumları tek tek okuyacağım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.